AKP hükümeti döneminde azınlıklar kendi ifadeleriyle hiç bu kadar tavizi koparmamıştı. Son olarak Mevlid Kandili günü İslam tarihinde bir ilk olarak Başbakan Davutoğlu kilise yapımı için yer tahsis ettiklerini açıkladı. BTP Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş bu girişimin ne manaya geldiğini Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde yorumladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu İslam aleminin Mevlid Kandili'ni idrak ettiği gün Cuma namazını kıldıktan sonra Yahudilerin ve Hristiyanların din temsilcileriyle bir araya geldi. İbrahim'i sofra olarak nitelediği yemekte Katolik cemaatinin Noel bayramını, Musevi cemaatinin Hanuka bayramını ve Ortodoks cemaatin Noel bayramını hatırlatarak bu iki haftalık dini gündem İbrahim'i gelenin nasıl yan yana bir arada bu toprakların her yerinde kök saldığının güzel işaretidir yorumunu yaptı. Oysa Vatikan Balkan'a ait dinler arası diyalog projesinin bir tabiri olan İbrahim'i gelenekle kendinde buluştuğu iddia edilen İbrahim peygamber hakkında Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Ali İmran 67. Bu ayete göre tevhid akidesi üzere olan İbrahim peygamberi Vatikan projesine alet edenlere ev sahipliği yapmak hangi imani ölçüye sığmaktadır? Üstelik Cenabı Hak Ali İmran 19. ayette "Şüphesiz ki Allah katında tek din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse o takdirde şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. İkazını yapmaktadır. Herkes istediği dine girmekte serbesttir. Ancak Cenabı Hakk'ın Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ikazları ortadayken Müslüman Alevilere karşı bir cemevi açılmasında gösterilmeyen müsamahanın bunlara engin bir hoşgörüyle sunulması neyle izah edilebilir? İslam tarihi boyunca Hristiyanlara devlet eliyle kilise yapımına izin verilmemiş, sadece metruk eski kiliselerin onarımına müsaade edilmiştir. İslam tarihinde ve genç cumhuriyetin mazisinde bir ilki gerçekleştiren AK Parti'si zihniyeti Süryani cemaate kilise yapımı için yer tahsis edeceğini de mübarek Mevlid kandilinde ilan etmiştir. Bu izin bizlere Mescidi Dırar hadisesini hatırlatmıştır. Allah Resulü Tebük Gavzesi'nden dönerken müşrikler tarafından açılan bir mescide davet edilerek orada namaz kılması istenir. Ebu Amir Fasık adlı bir münafık tarafından Kuba Mescidi'nin cemaatini bölmek niyetiyle yapılan ve peygambere suikast düzenlemek için içi silahla doldurulan bu mescit Kur'ani ifadeyle Dırar Mescidi olarak adlandırılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mescide gitmeye hazırlanırken Allah Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla durumu haber verir. Kur'an-ı Kerim'de bu mescitten şöyle söz edilir. Zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak üzere bir mescit yapanlar biz sadece iyilik yapmak istiyorduk diye yemin ederler. Allah da şahittir ki bunlar yalancılardır. Ey Muhammed! Bu mescitte asla namaz kılma. Şüphesiz ki başlangıcından itibaren takva üzere kurulan mescitte, Kuba mescidinde namaz kılman daha hayırlıdır. O mescitte kendilerini maddi ve manevi kirlerden temizlemeyi seven adamlar vardır. Allah temizlenmek isteyenleri sever. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ashab-ı Kiram'dan Malik bin Dehsan'la Man bin Adi'yi Mescid-i Dırar'ı yıkmak üzere gönderdi. AKP'nin Müslümanlara göstermediği anlayışı ve serbestliği azınlıklara verdiğini dönem dönem ifade ediyoruz. Sayın Erdoğan 28 Şubat 2011 tarihinde Avrupa'da Müslümanların en fazla çileye maruz kaldığı, öldürüldüğü ve evlerinin yakıldığı yerde Almanya'da bu konudaki gayretlerini şöyle özetlemişti. Bir, bütün imar planlarında eskiden cami yazardı. Camiyi imar planından çıkardık, mabet yazdık. Çünkü olur ya Hristiyanların, Musevilerin böyle bir talebi olur. 2. Trabzon Sümele Manastırı'nda 10 yıllardır ayin yapılmazdı. Patrikhane bizden orada ayin yapma talebinde bulundu. Yapılacak dedim ve kendilerine müsaade ettim. 3. Van Gölü'nde Akdamar Ermeni Kilisesi var. Devletin kendi kasasından bunun restorasyonunu yaptırdık. 4. Almanlar bana, Tarsus'ta bizim bir kilisemiz var, burada yılda bir kez gelip ayin yapmak istiyoruz dediler, niye olmasın dedim. 5. Yetimhane sorunuyla ilgili Bartilemos'la beraber yetimhaneye gittim, gezdim ve yasal süreci bitirdiğimiz anda burayı size teslim edeceğiz dedim. 6. Rum Patriği Sensinot Meclisi üyeleri tarafından seçilirdi. Üyelerin Türk vatandaşı olması zorunluluğu vardı. Son seçimde Sensinot Meclisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşmuyordu. Bartelemi olsa müracaat etsinler bunları vatandaş yapalım. Hiç değilse Lozan'a uysun dedim. Hatta Erdoğan'ın bahsettiği cami ifadesinin mabet olarak değiştirilmesinden sonra Anadolu topraklarında 40 bin kilise evi açılmıştır. Ey, Ey iman, edenler! iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları, Hristiyanları dost, dost edinmeyin. edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki o da onlardandır. Buyuran Cenabı Hakk'ın ikazına göre AKP'nin yaptığı bu icraatlerin ne manaya geldiğini sizlerin takdirlerine bırakıyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş